Senaryomuza devam edebilmek için acaba biz doğru yerde miyiz? Bunu bir öğrenmemiz lazım. Yani bu kayıtları alabiliyor muyuz? Kayıtlar bizim istediğimiz gibi gözüküyor mu? İstediğimiz sonuçları alabiliyor muyuz? Bunlara bir bakmak lazım. Peki bunları nasıl bakacağız? Bundan sonra açıkçası şeyden ilerlemeyeceğiz. İlk başta bu oturumda büyük bir ihtimalle Waves'ı falan filan geçeceğiz. O tarafa çok gitmeyeceğiz. Başka şeylerle ilgilenmeye çalışacağız. Sepetin hareketlerini takip etmeye çalışacağız. Her sepetin hareketi olduğunda bunlarla ilgili neler oluyor, neler bitiyor, bunları görmeye çalışacağız. Peki, ilk başta şu admin sayfasına da bir girelim. Admin sayfamız en azından bir olsun. Ama neyi yapmadık? Migration yapmadık. O yüzden de geliyorum ve migration yapıyorum. Migration yapmak için Kafka Cloud'a girelim. Kafka Cloud'a girdikten sonra Python make migrations diyelim ve iki tane modelimizin oluştuğunu görelim. Daha sonra ne yapıyoruz? Yine migrate diyoruz. Ve migrate dedikten sonra da enter tuşuna bastım. Ve şu anda bunları da migrate ettim. Bunları migrate ettikten sonra bir de admin panelini oluşturmam lazım. O yüzden de geldim. Admin dedim ve neye gelmiştik? Karta geldik. Karta geldikten sonra from dedim. Nokta models'ın içerisinden import. Import. Hadi import. Import neydi? Shopping cart ve shopping cart item. Bunları yaptık. Bunları yaptıktan sonra hemen admin site nokta register. Bunu ne diyelim? Shopping cart olsun. Ve bir tane daha yapacağız aynısından. Ve bu da item olacak. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra da şu sunucumuz çalışıyor mu onu bir kontrol edelim. Belki çalışmıyor olabilir. Bu arada ekranımı paylaştım değil mi herkesle? Evet, paylaşmışım. Peki, şu anda sunucum da çalışıyor. O zaman geri geldim ve geri geldikten sonra home kısmına tıkladıktan sonra da kartla ilgili bilgileri görebiliyorum. Shopping karttan add butonuna basacak olursam burada items'ın ve users'ın olması gerektiğini söylüyor ve status kısmı var. O zaman ilk önce benim aslında bir item oluşturmam lazım. Haliyle zaten bir item'a ihtiyacım var. O yüzden shopping cart item'a geldim ve product nedir diye sorduğunda burada product object 1 falan filan diye yazıyor. Hiç hoş değil buradaki yazı. En azından şuradaki bilgiyi bir düzeltelim. Peki ben buradaki product'ın gerçek ismini nasıl yapacağım? Bunu hatırlayan var mı? Nasıl vereceğiz product'ın ismini? Oradaki kısma. Tekrar göstereyim. Şuraya geldiğim zaman burada product'ın ismi object 1, object 2, object 3 diye gözüküyor. Bunu nasıl düzelteceğim? Evet, str ile düzelteceğim. Peki, str'yi ekleyelim o zaman. Str'yi eklemek için slug değil bu arada. Oradaki str bilgisiydi. Yani metodun class'ın str bilgisini değiştirmemiz gerekiyor. O yüzden product'a geldim. Yani modasının içerisinden. Bu arada ezan sesi çok geliyor mu size arkadaşlar? Ezan sesi çok geliyor mu? Bir de paid speed yapayım tekrar. Yok, gayet iyi. Ezan sesi çok geliyor mu? Geliyor çok mu bilemiyorum. Yani rahatsız ediyor mu şu anda? Eğer öyleyse bekleyeceğim çünkü. Tamam, devam ediyorum o zaman. Şimdi neydi? Bizim burada product'ın str fonksiyonunu oluşturmamız gerekiyordu. Metodunu oluşturmamız gerekiyordu. O yüzden define dedim, str dedim. Ve str dedikten sonra self dedim. Ve self dedikten sonra da return self'in yani kendisinin title dedim. Bu kadar. Bunu yazmam yeterli. Bunu yazdıktan sonra tekrar admin panele geldim ve buradan artık renkli bilmem ne falan filan diye gösteriyor. Yani yeterli mi bu bilgi? Yani benim için yeterli çünkü çok da şey değil, önemli değil. Renkli bere varmış, t-shirt woman varmış ve price kısmında da 20 TL diye ben yazıyorum. Niye ben yazıyorum 20 TL diye? Evet, onun 20 TL veya da 22 TL olduğuna sonuçta bakacağız. Baktıktan sonra o sepete ekle derken o anki fiyatı neyse o anki fiyatı üzerinden ekleyecek. Ama product'ın mesela şöyle düşünelim senaryo olarak. Product'ın fiyatı değiştiyse
Ama adam satın alma yapmadıysa gidip onun fiyatını update edebilirsiniz eğer istiyorsanız. Ama adam satın alma yaptıysa onun fiyatını artık update edemezsiniz. Çünkü adam satın almayı yapmıştır. O fiyattan ödemesini de yapmıştır. O yüzden de benim ona dokunmuyor olmam lazım. Bu tarafta o yüzden price'ı biz ekstra olarak tutuyoruz. Genellikle bu yapılır. Ve kaydettim. Shopping Cart Object 1 diye yazıyor. Bu da hoş bir bilgi değil. O yüzden de bu bilgiyi de düzeltelim. Yine Models'ta bu sefer kartın modeline Shopping Cart Item'a geliyorum. Ve yine bir tane fonksiyon tanımlıyorum. Yine STR tanımlıyorum. Yine burada Self diyorum. Yine aynı işlemleri yapıyorum gördüğünüz gibi. Return diyorum. Ve neyi dönsün? Bu sefer şöyle diyeceğim. Self'in product'ının title'ını dönsün diyeceğim. Bunu dön dediğim zaman self'in altındaki product'ın altındaki title'dan gidip bulmuş olacak. Peki yanına da mesela price'ını yazmak istiyorum. Price 2 nokta üst üste diye yazmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Hatırlayan var mı? Peki, bunu böyle bırakalım. Ha, F ile yapalım. Süpersin. O zaman güven de F ile demiş. Harikasınız. F dedim. Ondan sonra bunu yazdım. Sonra da price dedim. İki nokta üst üste koydum. Şöyle süslü parantez. Self nokta price dedim. Ve şuraya da TL diye yazayım mı? Geyik olsun diye. Hadi olsun. Şuna da geldim. Ve süslü parantezlerimi ekledim. Bunu ekledikten sonra artık süslü parantezlerle birlikte yaptığım işlem. Bu arada niye burada bir kırmızılık var? Foreign key has no title. Product'ın title'ı var. Sen bence abartıyorsun bu konuyu ama neyse. Bakarız. Buradan baktığımız zaman da t-shirt price diye 20 TL olarak yazdı. Harika. Bu bilgiyi de bu şekilde aldık. Burada Visual Studio Code ayarlardan dolayı büyük bir ihtimalle tam olarak şey yapamıyor. Gidip self'in altındaki product'ın içerisindeki title bulamıyor ama PyCharm bu konularda çok çok daha iyidir. Biz niye eğitimde PyCharm kullanmıyoruz? Çünkü daha ağır kalıyor. Ama siz mesela PyCharm kullanmayı seviyorsanız PyCharm kullanabilirsiniz. Ki ben günlük hayatta PyCharm'ı daha çok seviyorum. Tamam. Bunu yazdık. Var mı burada bir yorum falan herhangi bir şey? Yok. Bunu yazdıktan sonra olmadı derken ha sen yazmadın. Tamam bekliyorum. Models'ı açar mıyım? Models'teyim ben zaten şu anda güven. Hangi Models'ı açayım? Admin panelde product'ların ismi gözüküyor. Ha şeyden dolayı. Bu sefer product'ın Models'ına gideceksin ve product'ın Models'ına gittikten sonra self.title diyeceksin. Yani str olarak sadece self.title diyeceksin. Yine o tarafı açıyorum. Product'a geldim. Sadece şuradaki product kısmının altına self'in title'ını dön diyeceksin. Yani kendisini dön diyeceksin. Şimdi bu işlem normalde admin panelinden yapılmayacak. Bunu biliyorsunuz. Yani biz neden admin paneli kullanıyoruz şu anda? Çünkü hani bu işlemi simüle etmemiz gerekiyor. Nasıl simüle edebiliriz? Ya admin paneli kullanabiliriz ya da Shell'i kullanabiliriz ki birazdan Shell'i de çok ağırlıklı kullanmaya başlayacağız. Orada da biraz idman yapmaya başlayacağız. Ama admin panel daha rahat geliyor. O yüzden admin panelden yaptım. Bunu yaptıktan sonra bir şey daha yapmamız gerekiyor. O da geldim admin paneli tekrar. Bir tane daha item ekleyelim. Ve bu itemimiz de tişört olsun. Ve fiyatı da 11 TL olsun. Ve gördüğünüz gibi tişört 1, 11 TL diye yazdı. Karta geldim ve shopping cart kısmına tıkladım. Bu sefer diyorum ki kullanıcı olmayacak. Ve şu iki item'ı aslında bu kişi almıştır diyorum. Ve kaydet diyorum. Ama total price required diyor. Total price'ı yazmam lazım ama ben bunu tutup da nasıl hesaplayacağım acaba? Çünkü admin panelden bunun hesaplanması gerekmiyor.
bunun otomatik olarak yapılıyor olması gerekiyor. Normalde admin panelde de bunun gözükmesini ben istemiyorum. Daha doğrusu read-only gözükmesini istiyorum. Ama read-only gözükürse de şu anda buna dokunamam. O yüzden ben bu kısmı işte 33 lira veya da kaç 31 TL olarak düzeltiyorum. Evet, 21 değil 31 TL olarak düzeltiyorum. Burada da shopping kartı bu şekilde gösteriyor. Yine bilgisini dönebiliriz ama bence bunun bilgisini dönmek yerine şey yapalım. Şurada da admin panelin özelliğini bir kullanalım tekrar hızlı bir şekilde. Veyahut da hiçbir şey kullanmayalım ya. Yine self'le birlikte dönelim. Olsun bitsin. Sonra düzeltiriz o kısımları. Geldim. Aşağıya geldim. Ve dedim ki fonksiyon oluştur. STR olsun. STR self'le birlikte dönsün. Ve bunun içerisinde de return. Bu sefer F diyorum. Self.pk diyorum. Sonra yine burada şunu da tırnakların içerisine alayım da artık. Şunu yaptıktan sonra bir de self.price diyorum. Neydi? Total price'dı. Self.total price diyorum. Bir de bir şey daha olsun. Self.status olsun. O yüzden de bu bilgiyi de buradan aldık. Bunları aldıktan sonra en azından buradaki bilgilerle birlikte daha rahat bir şekilde dursun. Yani PK olsun, total price olsun, bir de status olsun. Sayfayı yeniliyorum. Ve burada da yine de açıklamalarını yazalım. PK, 2 nokta üst üste, boşluk. Ondan sonra total, 2 nokta üst üste, boşluk. Ondan sonra ve status. Status. Ve boşluk. Bunları yazdıktan sonra da kaydettim. Ve tekrar açtığım zaman da burada bilgilerin gözüktüğünü görüyorum. Tamam, bu bilgilerimiz artık elimizde var. Ama sıkıntı şu. Her shopping kartla ilgili işlem yapıldığında otomatik olarak buranın da değişiyor olması gerekiyor. Yani shopping kartla ilgili ne zaman bir işlem yapılıyorsa o zaman benim bunu değiştiriyor olmam lazım. Peki shopping kartla ilgili ne tarz bir şey olabilir? Shopping kartın içerisinde şu anda iki tane ürün var. Bir tanesinin fiyatı 20 lira, bir tanesininki de 11 lira. Eğer bunun fiyatı değiştiyse ve statüsü işte satın alındı değilse o zaman buradaki fiyatların da çat diye otomatik değişiyor olması lazım. Şimdi mi yazdım bunu? 21 geçiyor, 24 geçiyor. Modalist'a fonksiyon yazmamız lazım demişsin. Evet, Modalist'a fonksiyon yazmamız lazım. Birçok şey için yazmamız gerekiyor. Bir kere total price için yazmamız lazım. Bu total price'ı her kaydolduğunda değiştiriyor olmamız lazım. Ama biz bunları nasıl yapacağız? Şimdi Django'nun bir dakika. Bu kayıtla ilgili kaydı kapatayım. Ondan sonra yeni bir kayıt açayım. Çünkü hard disk'e yer kalmamış gibi bir ifade alıyorum. Bir 5 dakika bekleteceğim sizi arkadaşlar. Ondan sonra tekrar oturuma katılacağım. Çünkü bunu düzeltmezsem yine patates oluyoruz. Kaydı durduruyorum. 5 dakika bekletiyorum sizi.